teşekkür ederim. Türkiye'den ayrıldı, Fethullahçı mallarına el kondu ve sürekli dezenformasyon yapıyor diyelim. Tuncay'cığım, herkesin unuttuğu belki ama benim unutmadığım, senin bir konuşmayı ekrana getirelim. Akın İpek muteber midir, değil midir, bir karar ver. Gönder bakalım Ali. Kemal Türk denilen aracımızı sattık. Neden sattık? Çünkü zorda kaldık. Ha bir de ve alanlara teşekkür ediyorum bakın. Koza grubuna da buradan teşekkür ediyorum. Eğer olmasaydı, Koza grubu gelip bunu almasaydı, yarın bu malların tamamı haraç mizah gitmişti. Haraç mizah gitmişti. Yani bu saatten sonra kime satıldığı da önemli değil diyorsun. Ne önemi var bunun? Ne anlamı var? Koza grubu almış, alsın. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kanal Türk öyle bir güç ki. Koza grubu o güçle zaten birlikte yürüyecektir. Onun karşısına çıkamaz. Efendim bu durumda neden o gruba satılmış? Gruba teşekkür ediyorum aldıkları için. Gösterdikleri iyilik için de teşekkür ediyorum. Yardım için teşekkür ediyorum. Neden satıldık? İşte burada. Bundan dolayı satıldık. Bir de ne kadara satıldığında... 25 milyon dolar. 25 milyon dolar. 20 küsür milyon dolar da borç var. Sadece bunun 10 küsür milyon doları vergi ve SSK borcu. Bu kadar. Neden sorusunun yanıtı? Niçin sorusunun yanıtı budur? Ya Koza grubu, Kerimcan'cığım, Koza grubu hani çok kızıyorlar ya alıyor diye. Sanki sosyal demokrat arkadaşlar, başka arkadaşlar gelmişler de vermemişim. Anlatacağım. Koza grubu almayabilirdi. Anlatacağım. Gelirdi hacizden alırdı ya. Anlatacağım. Ah Tuncay ah. Ah Tuncay ah. Ah Tuncay ah. Bunu unuttum sandın değil mi Tuncay? Unutmadım ki be güzel kardeşim. Unutmadım. 25 milyon dolar cebe koymuşsun, öyle deniyor. Ama iddia daha fazla olduğu yönünde. Ve bu paraları borçlu olduğun ne Kerimcan Kamal'a, ne Merdan Yanardağ'a, ne Tuncay Molla Veysoğlu'na, ne oradaki emekçilere dağıtmadın. Ve bu insanlar sana mahkeme açacakken, hatta seni dövecekken, çünkü hepsinin çoluğu çocuğu mağdurken, hapse girdiğin için kimsenin hesabı soramadığını hepimiz biliyoruz. Burada söyledim. Koza grubuna demek bilerek sattın. Olacak ve bu güçle yürüyecek. İşte Koza grubu yürüdü. Eğer senin akıl yürütmene bakarsak 15 Temmuz'da da demek ki o sürüşte bir karşılığı oldu. Ben bilemem. Ne Akın İpek'i tanıyorum, ne Koza grubunu tanıyorum. Ben Kanal Türk Televizyonu'nda Rasim Ozan Kütahyalı, Salih Tuna ve Taha Akyol'un oğlu Mustafa Akyol'un olduğu bir programda, tartışma programında Ümit İzledi ile ben yaklaşık 2 ay kadar ya da 2,5 ay kadar memleketi savunmaya çalıştık falan. Onun dışında o kapıdan bile girmedim yani. Tamam mı? Ama bunları söylemiş birisi kalkıp da duvara dizip tekrar gösterelim. Kalkıp da duvara dizip o duvardaki şeyi. Ya ben işte şöyle bu insanlarla hiçbir ilişkim yoktu bilmem dedi. Koza grubuna Akın İpek'e o gün teşekkür ettiğine göre o gün namuslu olan Akın İpek bugün namussuz olabilir mi? Belki. Ama bu paralar, bunların hesabının verilmesi, bunların dökümünün olması gerekmiyor mu? Bizi ilgilendirmiyor bu şahsi ilişkileri. Ama Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini ve şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun, yani Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun seçmenini, artık Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni değil, Türkiye'de %50 civarında bir seçmeni ilgilendiriyor. O yüzden deniyor ki herkes, çek elini Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Tunç da İzmir Belediye Başkanı çok iyi bir halk değil ama onunla da aranızda büyük problem var. İzmir'i karıştırıyorsun. Yetmiyor, genel merkezi karıştırıyorsun. İstediğin kadar karıştır. 28'ine kadar karıştırma, 28'inde karıştırma, 29'u sabaha ne yaparsan yap. Zerre umurumda değil. Ama Türkiye'nin bugün 28'lik günü hem sağlıklı seçim yapması, hem verilerin doğru girmesi, hem de verilerin doğru çıkması ve topluma doğru duyurulması gerekiyor. Bu yurttaşların isteği bu. Yoksa senin varsa bir siyasi meselen, gidersin, sandıktan çıkarsın, ne yaparsan yaparsın. Tuncay bizim için önemli birisi değil. Ama bu açıdan bizim için önemli. Bilgilenmek zorunda halk. Bir seçim kazanılmasının en önemli yolu bilgilerin topluma doğru akması, o bilgiler çerçevesinde doğru yönlendirilmek ve belki de birkaç gün sürecek olan o sayımlarla ilgili herkesin istim üstünde olması önemli.
Bu çok önemli. Dolayısıyla buradaki konum önemli. Şimdi senin Levent'le, Soner'le vesaireyle olan gerilimlerini ben bilemem. Ama benimle ilgili olanı söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Benim derdim. Ha, bu arada çok teşekkür ederim Tunca Özkan'a. Bu duvardaki isimlerin arasında beni katmadı. Katsaydı zaten o tokadı yerdi. Çünkü bizim ne Fethullahçılarla, ne Yalı Çetesi'yle, ne efendim geçmişteki Erdoğan Giller'le yan yana olmakla ilgili hiçbir işimiz yok. Hiçbir işimiz yok. Bir kere daha ne kadar bağımsız olduğumuzu, bir medyanın, bağımsız medyanın ne kadar önemli olduğunu sevgili Tunca Özkan ortaya koydu. Benim Tunca ile hesabım şu. Tunca Özkan aylar öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, halen de o etkisi var mı yok mu bilmiyorum, şöyle bir tavır izledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki çocukla da birlikte. Röportajları biz veririz. İstediğimiz kanala veririz. Kemal Kılıçdaroğlu istediğimiz gibi gösteririz. Kemal Kılıçdaroğlu'na kimse biz olmadan yanaşamaz. Kemal Kılıçdaroğlu bizim adamımız gibi bir hava çizmeye çalıştı. Bu doğru değildi. Hiçbir zaman da doğru olamaz. Ama bu egemenlik, bu hegemonik yapı üzerinden siyasal güç devşirmeye çalıştılar. Nitekim işte Okan'ı milletvekili yaptılar. Engin Özkoç ağladı, yalvardı, yakardı. Tunca Özkan milletvekili yapılmıyordu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Nefret ediyor Tunca Özkan'dan ama onu da yaptırdılar. Neden? Nedeni de şu, Tunca Özkan yine yalan söylemeye devam ediyor. Hem Anka Ajans hem KRT Tunca'yın. Eğer yanılmıyorsam 360-400 milyon lira civarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yanılıyor da olabilirim ama çok büyük bir para, seçim kampanya parası var. Zaten bu parayı da bugün harcamak için organize oluyorlar. Dolayısıyla bu paranın nereye harcanacağı, bu paranın kime verileceği, bu paradan nasıl bir medet umulacağı konusunda Tuncay çok kritik bir yerde. Ve şunları halen yanıtlamıyor Tuncay. Ben sordum, yanıtını aldım kaynaklarından ama Tuncay bunu yanıtlayamıyor. Diyorum ki bir, Anka Ajans kimin? Benim değil diyor. Senin. Senin şirketin adını da herkes biliyor. Sadece kendi üstüne değil. Nasıl Deniz Bey'in üstüne değildi, Halk TV, akrabalarının üstüneydi. Bu da aynı. KRT'de senin, Engin Özkoç'la birlikte ortaksınız. Bunu herkes biliyor. Bunu niye sakladığını da anlamıyorum. Olabilir, param vardır, bir ajans, bir de KRT'yi kurmuşsundur. Hadi diyelim öyle değil. Buna rağmen Anka Ajans'a eğer abonelik verip bir de oraya para ödüyorsan seçim gününde ilgili olarak soruyorum. Anka Ajans'a gidip şunu sordum, arkadaşlar verilerinizi nereden aldınız diye sordum mu? Senin görevin bu. Arkadaşlar Anka Ajans'ın kendine özgü hiçbir verisi yok. Sıfır. Dolayısıyla o gecenin en büyük sorunu bu arkadaşlar. Gelecek haftada yaşayacağımız. Anka Ajans'ın ne sandık başında muhabiri var, ne bir başka örgüt içerisinden haber alma şansı var. Anka Ajansı'nın da 3 şans var. Ya Anadolu Ajansı'ndan alacak, ya Yüksek Seçim Kurulu'ndan alacak, ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bilgisayarlardan alacak.